harika bir enerjisiyle programımıza tekrar konuk geldi efendim. Mr. Jet'le olan çok keyifli röportajımızı şimdi sizler için ekranlara getiriyoruz. Çok yoğun bir gündeminiz var. Evet. Ben oralara geleceğim ama ilk son klibinizle nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor, çok iyi gidiyor ama... Her yerde duyuyorum sizi. Güzel. Şimdiye kadar kötü bir yorum gelmedi. Bu çok güzel bir şey. Yani iyi yorum gelmesine gerek yok. Kötü yorum gelmediği zaman otomatik mi diyorsun iyi? Hasretinle yandı gönlüm. Yandı, yandı, söndü gönlüm. Var mı sırada bir şeyler, yeni şeyler? Yok, şu an durdurduk her şeyi. Biliyorsunuz küresel olarak başka bir problemlerimiz var. Evet, onlarla uğraşıyoruz. Evet. Maalesef. Sırf bizi değil yani herkesi, bütün dünyayı etkiledi. Yurt dışından çok telefonlar geliyor. Zaten kendim bir aydır buradayım. Almanya'daki şirketler, bizim kendi şirketlerimiz, her şey durdurulmuş şekilde. Siz tamamen Türkiye'de kalmaya karar verdiniz tabii çünkü şu anda... Ben zaten yarı burada yaşıyorum, yarı orada yaşıyorum. Normalde 2-3 haftada bir geliyorum ama şu an bir aydır buradayım. Çünkü bazı işlerim var burada. Öyle kaldık ve gitmeyi de düşünmüyorum. Çünkü benim için şu an en güvenli ülke Türkiye olduğunu düşünüyorum. Bence Nisan'ın sonuna kadar falan... Bir daha diye umarım. Çünkü kötü olan bir şey var. Nisan'ın sonunu geçerse çok büyük bir finansal dünya küresel örgütleri tarafından konuşuluyor. Ki ben de düşünüyorum öyle. Çok kötü bir gelecek var. Onu söyleyeyim yani. Kişisel bir soru soracağım. Evet. Koronavirüsünden nasıl korunuyorsunuz? Korunuyor musunuz? Şimdi tabii ki herkes gibi dezenfekteyi daha günde... Aslında yapıyorsunuz da ama şu an 4-5 kat daha fazla yapıyorsunuz. Herkese böyle el vermemeye çalışıyorsunuz. Ki karşıdakini düşünüyorsun, kendini düşünmüyorsun. Ben kendimle ilgili bana zaten işlemiyor. Ben grip de olmuyorum aslında. Ama karşıdakini düşünüyorsun. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ya ben hep şunu söylüyorum, siz de sporla ilgileniyorsunuz ve ben gerçekten program boyunca insanlara bunu aşılamaya çalıştım aslında. Spora özen gösterin derken, evde egzersiz yapmaya özen gösterin derken aslında bu tarz virüslere karşı bir önlem almak için. Tom Hanks eşiyle birlikte koronavirüsüne yakalanıyor ve şu anda taburcu oldu. Kendisi 8 kilometre her gün koşuyor. Ne güzel. Ve ne oluyor? Tabii ki yakalanabiliyorsunuz virüse. Ama eğer bağışıklık sisteminizi güçlü tutarsanız bütün hastalıkları atlatabiliyorsunuz. Aynen, aynen. Çünkü vücudumuz bir fabrika gibi. Ne kadar daha çok çalışıyorsa her şeye karşı daha çok iyi şey yapabilir, atabilir her şeyi. Halimi hiç sormaz oldum. Yaralarımı sarmaz oldun. Yokluğunda soldu gönlüm. Sizin sporla aranız tabii ki var. Evet. Hep de devam edecek galiba. Evet, evet. Zaten ben son işte 6 ay içerisinde 25 kilo attım. Nedeni spor zaten. Kolay hastalanır mısınız? Ben hiç hastalanmıyorum. Aa. Gerçekten. Bu böyle genetik bir şey olabilir mi? Genetikle ilgisi yok. Annem küçükken 6 aydan itibaren beni soğuk suda hep bir banyo etmiş, soğuk suyun içine atmış. Arkadaşlarım bana diyordu ki, ya diyor sen normal değilsin, hasta olmuyorsun, şöyle de olmuyor, böyle de olmuyorsun. En uzun hastalığım birkaç saat sürüyordu benim. Sonra anneme sordum, dedim ya ben anormal miyim dedim. Yok dedi, neden oğlum dedi. Ya dedim anne dedim, herkes üşüyor, ben üşümüyorum. Köyde böyle geziyorum, karın altında yürüyorum, videolarım var, story yapıyorum. Bazı insanlar üşümüyor musun? Ondan sonra bana dedi ki, ya ben de seni küçükken askere gideceksin diye düşündüm. Seni hep soğuk suda yıkadım. Ben de böyle yaptım, teşekkür ederim. Şimdi anlaşıldı. Beslenmeye dikkat ediyor musun? Tabii, zaten %30 spor, %70 beslenme. Nasıl besleniyorsun? Çok yumurta yiyorum. Yumurta? Evet. Ah. Eskiden söylerlerdi, işte babam derdi yumurta fazla yeme, kolesterol yapar, şöyle yapar, böyle yapar, şöyle yapar. Ondan sonra büyüdük, 15 yaşına geldik, 20 yaşına geldik, sporculara baktık, Sylvester Stallone filmine baktım, adam sabah kalkıyor, 3 tane yumurta ağzına atıyor. Ya dedim, bunda bir şey var, olamaz dedim ya. Sonra büyüdük, ben de dedim yeter artık, ben de yumurta yiyeceğim. Hiç kolesterol check-up'ına gidiyorsun, şuna evet, gidiyorsun, her şey, aynen o, bakıyorsun sıfır her şey. O yüzden, ondan sonra babama dedim, seni çok zamanla yanlış yönlendirmişler, bak istediğin kadar, şimdi o da yumurta yiyor bayağı.
Ya yumurta, evet, gerçekten bir protein. Gerçekten çok iyi. Yumurtayla ayakta duruyorsunuz. Yumurta. Protein direnciniz çok yüksek. Aynen. Onun dışında herhangi bir takviye gıda alıyor musunuz? Yok, özellikle yok. Şu dönemlerde. Yok, yok, yok. Ama genelde siz zaten görünüşe bakılırsa zaten çok titiz bir insansınız yani. Temizliğe çok özen gösteriyorsunuz. Temizlik çok önemli. Zaten bunu her zaman söylüyorum ben. Gittim mesela Çin'in her tarafını gezdim ben. Öyle mi? Tabii tabii, her tarafa gezdim. Bütün şehirleri falan biliyorum. Geldim dedim, hakikaten temizlik çok önemli. Çin'deki insanlar bu temizliğe fazla önem göstermiyorlar. Nasıllar? Çok kötü. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Şunu da size sormak istiyorum. Mutfak çok önemli dedik. Burada yiyeceklerimiz, bağışıklık sistemimiz çok önemli dedik. İnsanlar gidiyor, makarna alıyor, işte un alıyor, şeker alıyor. Ama aslında gerçekten ihtiyacımız olan şeyler bu, şu dönem onlar değil. Aynen. Diye düşünüyorum. Vitamin lazım bize aslında. Değil mi? Tabii. Yani karbonhidratlarınız nasıl? Çok iyi. Ki hiç yaklaştırmıyorum. Gerçekten bir şey var. Denedim ben bunu. Bir hafta boyunca yedim. Bakıyorsun otomatikman sağda solda, aha, kesiyorsun. Ya bu bir gerçek. Gün... Yani ne yiyorsanız olsunuz aslında. Öyle değil Almanya'da mesela. Ne yiyorsan olsun diyor. Karbonhidrat yediğin zaman hamur, değil mi? Hamuru nasıl bir şey? Alıyorsun eline. Her taraftan çıkıyor ya. Aynısı bir şey. Aa, güzel bir benzetme efendim. Şunu sormak istiyorum son kez. Çok güzel çıkışlarınız oluyor. Yaptığınız şeyler çok konuşuluyor. Ve gerçekten... Ben gerçekten çok sevdim son parçanızı. Çok da kalpten söylemişsiniz. Sizi yeniden tekrar böyle bir şarkıyla görecek miyiz? Yani yaz sezonu mu geçirirsiniz, yoksa yeni bir şeyler var bu mı? Parçanın bu parçanın aslında hızlısını yapmayı düşünüyorum. Aa, remix. Remix olarak. Bin bir dertle dolduruyor. 2 ay içerisinde çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım artık o nasıl olur. Türk DJ ile mi çalışacaksınız? Evet, evet. Hmm, bir tanıyor muyuz? Halil Vergenais kendisi, Avrupa'nın en iyi Türk DJ'yi aslında. DJ'lerine değil, Türk DJ'yi. Kendisi işte projeyi şey yaptık, güzel bir şeyler yaptı, bakalım. Bir çıksın ondan sonra. O zaman remix ne zaman gelir? 2 ay içerisinde bakalım. Şu koronayı bir atlatalım. Koronadan İnsanlara sonra biraz moral bangır verelim. Bangır bir moral yapalım. Aynen. Harika. O zaman Mr. Jade'i yeniden göreceğimize ben eminim. İnşallah da görmek istiyoruz. Teşekkürler. Bir şey söylemek ister misiniz? Kendinize çok iyi bakın. Allah sizde. İnsanlar kendine çok iyi baksın ve bol vitamin kullanın. Başa geldiğin olmaz işle, bin bir dertle tekelerine karşı mucizevi bir yöntemi şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.